sisteme giriş yapın. Grup başkan vekillerinden sonra size söz vereceğim. Grup başkan vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İlk söz talebi Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Meclis Genel Kurulu'nu açarken gayet mutlu bir şekilde sevincinizi bizlerle paylaştınız. Biz de bugün 3 kadın milletvekilimizin başkanlık divanında yer alarak genel kurulu kadınların ağırlıkta olduğu bir meclise yönetiyor olmanıza dair biz de aynı mutluluğumuzu ve paylaştığımızı ifade ederek tebriklerimizi sunuyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Bir diğer husus, üzüntülü bir haber. Gaziantep'te bir trafik kazasında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlara da başsağlığı dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Öğretmen atamaları bu iktidarın bu ülkeye kangren haline getirdiği sorunlardan bir tanesi maalesef. Türkiye'de 100.000'e aşkın bir öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen bu iktidar, ben ekonomistim diyen iktidarın ortaya çıkardığı ekonomik sorunları maalesef öğretmenlerimizin sırtına yüklemeye çalışıyor. Sadece 20.000 tane öğretmen atayacaklarını ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde bunu bir müjde olarak görmediği için bu kötü haberi vermeyi Milli Eğitim Bakanı'na bırakarak dünkü Bakanlar Kurulu sonrası açıklamadı. Maalesef iyi haberleri sadece Cumhurbaşkanı verir, kötü haberleri ise sevk ettiği kişiler herhalde vermek durumunda kalıyor ki 20 bin öğretmeni Milli Eğitim Bakanı açıklıyor ama emin olun ki 70 ya da 80 bin olsaydı Milli Eğitim Bakanı asla o ilanı yapamazdı. Mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı yapardı. Dolayısıyla biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz ve talep ediyoruz. Diyoruz ki milletimizi sevindirecek haberleri verin. Bakanlarınızı da zor durumda bırakmayın. Bunlar yetmediği için önümüzdeki günlerde eğitim öğretim hayatı başladığı zaman ücretli öğretmen adı altında eksik olan öğretmenlerin ihtiyaçlarını kapatmaya çalışacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurnaz esnaf mantığıyla yönetmek yakışmaz. Dolayısıyla bu iktidarın bu devleti ucuz köleler çalıştıran bir sisteme mahkum etmesini asla doğru bulmadığımızı, öğretmen ihtiyacı varsa bunu da insan oruna yakışır bir şekilde, hiç olmazsa memur maaşlarını yeterli bulmamakla birlikte, hiç olmazsa şu anki mevcut öğretmenlerin aldığı maaş ve özlük haklarıyla çalıştırmaya davet ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bir diğeri mülakatlar. Geçen hafta Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin Akbaşoğlu kürsüden vaatlerini sıralayarak mülakatları biz bitirdik diye buradan kürsüden millete sesleniyordu. Biz de şu an bugün Milli Eğitim Bakanımızın açıklamış olduğu %50 yazılı puan, %50 mülakat oranına göre 20 bin öğretmeni atayacağız açıklamasına Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun ne söylediğini merak ediyoruz. Seçimden önce önemli konuların altını çizen, seçimden sonra da önemli konuların üstünü çizen bir iktidara bu millet çok daha fazla sabretmeyecektir. Elbette gerekli demokratik dersleri vermeye devam edecektir. Dolayısıyla mülakat kul hakkı ihlalidir. Mülakat emek hırsızlığıdır. Hiç kimsenin emek hırsızlığını ve kul hakkını savunacak bir duruma girmemesi lazım. Eğer siz hak ettiği halde bir yakınınızı, bir eşinizi, bir akrabanızı mülakatla daha öne geçiriyorsanız emin olun kul hakkına giriyorsunuz. 1400 yıllık İslamiyet'in bize getirdiği en önemli değerlerden bir tanesi, bana hangi suçu işleyerek geliyorsanız gelin ama asla kul hakkıyla gelmeyin diyen bir dinin mensubu olarak biz kul hakkıyla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitmemeyi kendine düstur edinen idareciler istediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla mülakat emek hırsızlığıdır. Bu hırsızlığa hiç kimse tevessül etmemeli. Bunu da farklı gerekçelerle vicdanlarını adeta kandırarak savunmaya da hiç kimsenin hakkı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bir diğeri de bu yetmezmiş gibi bir de Milli Eğitim Akademisi adı altında bir akademi kuruluyor. Sınavı kazanan, mülakatta başarılı olanlar direkt atanmıyor. Yer yer 4 ay, yer yer 6 ay Milli Eğitim Akademisi altında oluşturulan akademilerde bir eğitime tabi tutuluyorlar. Bu akademilerde her ilde olmadığı için atanan öğretmen arkadaşlarımız maalesef konaklama sorunlarıyla bir 4 ve 6 ay daha ailelerinden uzak bir şekilde bu akademilere devam etmek durumunda kalacaklar. O süre zarfında ne kadar maaş alacakları da müphem bir konu. Buna bakanlığın açıklık getirmesi lazım. Bir diğer konu da
tabii bu Milli Eğitim Akademisi bittikten sonra yeniden bir başarı veya başarısız gibi bir değerlendirmeyle atamalar yapılacak. Herhalde hasbelkader yanlışlıkla mülakattan elemediğimiz bir kişiyi bu şekilde eleyelim diye mi Milli Eğitim Akademileri kuruluyor? Bu konuda da endişelerimiz olduğunu. Buyurun Sayın Kaya. Bir diğer önemli konu, elbette kendine insanım diyen herkesin dünyada ideolojisi, fikri ne olursa olsun kanayan yarası Filistin. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in iyice canileştiği bir terörist uygulamalara imza attığını hep beraber biliyoruz. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi grubu olarak biz 7 Ekim'den bu yana defalarca araştırma önergeleri, genel görüşme taleplerinde bulunduk. Ve orada hükümeti bir etkin tavır almaya davet ettik. Dedik ki diplomatik kanalları devreye geçirin. Bakın İsrail'le ticaret yapılıyor. Bu ticareti sona erdirin. Hava sahanızı kapatın. Büyükelçinizi geri çekin. Bütün bunların tek bir amacı vardı. Zalim İsrail'i ateşkese zorlamaktı. Maalesef biz bu konuları gündeme getirirken burada gerdan kırarak İsrail'le ticaret devletin işi değil ki özel sektör yapıyor diyerek buna karşı çıkarak vicdanlarını kanatan sözcüler vardı. Tamamlayın Sayın Kaya. Yine biz İsrail'e ticaret Filistin'e ihanettir derken, olur mu kardeşim, bizim İsrail'le herhangi bir ticaretimiz yok, özel şirketlere de biz karışamayız diyerek bu kürsüden savunanlar vardı. Ama gün geldi, ilk etapta 54 kalemde ürün grubunda ihracat kısıtlamasına gitti. Peki ne oldu? 7 Ekim'den sonra bu kürsüde İsrail'le ticareti kesin diyen Hasan Bitmez'e utanmadan saygısızlık yapanlar acaba bugün utanacak duruma geldiler mi? Bu yetmezmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanı tekrar ikinci bir açıklamayla İsrail'le bütün ithalat ve ihracatı sona erdirdik. Sebebini de şöyle açıkladı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla diplomasi ve ticaret boyutundaki baskının dozunu sürekli artırıyoruz. Günaydın. 7 Ekim'den bu yana bizim bu mecliste yaptığımız mücadele buydu. Biz, siz Filistin'le ilgili bir gönül taşımıyorsunuz demedik ki. Siz bu devleti... Tamamlayın Sayın Kaya. Sayın Başkanım, siz bu devleti yönetiyorsunuz dedik. Sadece sözde kınama yapmak iktidarların işi değildir. İktidarlar bütün diplomatik kanalları devreye sokarak ateşkesi sağlamak gibi bir mecburiyeti var dedik. Ama maalesef bu diplomatik hamleleri devreye sokması gereken iktidar sadece karalamalarla 7 Ekim'den bu yana bizim yaptığımız mücadelenin olumlu sonuçlarını verdi. Geç de olsa elbette teşekkür ediyoruz. Yine siz niye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in bu soykırım suçuyla ilgili bir dava açmıyorsunuz dediğimizde sözcüleri çıkıp burada o davayı, izlenimlerini burada anlattılar. Müdahil olun dedik. Ona da cevap vermediler. Bugün geldiği noktada biz Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil olduk dediler. Yine günaydın diyoruz. Ama bu davranışlarınızı tebrik etmekle beraber Saadet ve Gelecek Partisi başta olmak üzere bu kürsüde Filistin davasına sahip çıkan herkesten... Sıradaki söz talebi İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu'ya aittir.